Son hafta maçında iki takımda çok farklı hedefleri vardı. Başakşehir tabii kazanım kupa maçına daha moralle çıkmak isterken Trabzonspor'da iyi bitirmek istedi ve istediğini alan Başakşehir oldu. Mehmet seninle başlayalım. E, formalite maçı artık bunlar. Ee, öyle ama Başakşehir için şimdi maçınız varsa yani bir final maçınız varsa bu maçları da gerçekten iyi geçmek gerekiyor ki. Çıkan ilk 11'e baktığımız zaman ee, hani muhtemelen kupa, kupa finalinde finali. de tabii. olacak birçok ismi gördüğümüzü söyleyebiliriz. Arada bir de şunu da söyleyeyim tabii Ömer. Kupa finali pazar akşamı hatta 8.45 biraz saatten erken değil. Ee, dünkü maçta salı yani arada bir 4 günlük payda var. Doğru. Dediğin doğru yani şöyle çarşamba cumartesi maçı olsa doğal olarak kupa finali düşünecek bir rotasyon düşünebilirdi. Tam tersi burada bir ise olabildiğince altyapı ağırlıklı yerli oyuncu ağırlıklı bir kadro. Hani Vizça dışında öyle çok e, bu eksik vardı. Visça dışında baba oyuncu yok hani benim böyle gözüme evet, çarpan evet. yeni sezonda Banko Trabzonspor'da oynar e, diyebileceğim. Belki de bazıları başta Lersin olmak üzere son maçlarına çıktılar. Onu da bilemeyiz tabi süreç gösterecek. E, Başakşehir'in bir düzeni var. Demin senle de ifade ettik. Deniz Türüç mesela arada konuştuk. Hakikaten İrfan Can transferinde yani 7-8 milyon euroların üstünde Tolga Cerci ile birlikte Başakşehir'e evet. hediye edilmiş bir oyuncu. Evet. Ben nacizane şunu çok iyi hatırlıyorum. Kartal abi 2015 Aralık'tı. Mustafa Denizli hatta Galatasaray'ın evet. Kayseri'de ilk kez fark etmişim Deniz Türkçe. İzlediğim gibi bu oyuncu büyük takıma transfer yapar demiştim. Sebebini de şöyle izah edeyim. Benim çıplak gözle tribünde izlediğim en iyi duran top kullanan oyunculardan biriydi. Çok iyi korner kullanırdı Deniz Kayseri'de. Tabii ki Emrak Baba'yı andırıyor. Kayseri ve Alanya Spor'da bulduğun şut özgürlüğünü büyük takımda bulamazsın. Yani ikinci şutunu avuta attığın zaman takım arkadaşların sana öyle bir bakış atar ki o şutu bir daha deneyemezsin. Yani Deniz'in dünkü şutu da Başakşehir'de atabiliyorsunuz o şutları. Yani Fenerbahçe'de çok e, o cesaret olmuyor. Ya da takımda. o şutu atabilmek için öncesinde farklı bir performans ve kredi almak gerekiyor. Maça dikkat edersin o şuttan 10 dakika önce de bir şutu var. E, ta elinden sektir, direkten de döndü. Yani yine o bölgelerden şut denedi zaten. Deniz. Tabii, tabii. E, Kayseri Spor'da da bunu yapıyordu. Yaş anlamında senden bir rica edeyim. 93'lü gibi kalmış akma. Yani ben hala bir Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor yapabilme ihtimali var bence. Deniz Sürüş 93'lü. 93'lü. Olabilir. 30, yani. 29 30 yani pekala bir sezon daha Başakşehir'de biraz daha kıpırdasa sözleşmesi diyelim serbest kalsın. Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray yapabilir. Yapmaması için bir neden yok. Hele ki artı 3 kuralında. Ee, o yüzden hani Başakşehir'in e, galibiyet galibiyeti sürpriz değil kadroları e, kıyaslarsak. iki takım geçen sezonda böyle finaller son haftaydı yine karşı Yine Başakşehir kazanmıştı ama o zaman Trabzonspor şampiyonluğu garantiliydi. için tamam. Şimdi biraz da e, tatil modundaydı öyle söyleyelim. E, Bielisa e, şöyle hani e, Hacı'nın Galatasaray'daki dönemine çok benzetiyorum. Hacı'da ilk aldığında işte Fatih Hoca 2004'lerden bahsediyorum. E, yenilgi serisi devam etmişti ama sonrasında toparlamıştı. Hatta e, Galatasaray Trabzonspor'u yemiş. Fenerbahçe şampiyonu ilan etmişti. Bielitsy'ye biraz ona benzedi Alanya. Karagümrük farklı üst üste galibiyetler aldı. 4 gollü, 5 e, gollü. E, bir güven tazeledi. E, çünkü süreç öyle gitmişti ki olumsuz e, Bielitsy adına. Fenerbahçe gitsin ardından o günkü üçlü ya da beşli savunma üçlü diyebiliriz. Elmalı'nın stoper, Larsen'in ters bek olması vesaire. bunlar ya bu hocayla yeni sezona gireceğiz deniliyordu ki o galibiyet serisi işte. Ankara gücünü de arada yendi e, Trabzonspor. Aldığı seri galibiyetler biraz yeni sezon öncesi bu hocaya bir şans verelim e, moduna soktu Trabzonspor'u. Bir de iyi kötü ya çok hakim olduğum bir oyuncu değil Yunanistan'dan getirdiği <laughs> Korbelius ama en azından maaşının 900 bin euro olması önemli yani. Biraz daha ekonomik anlamda ayakları yere sağlam basan Trabzonspor göreceğiz gibi hissediyorum. Yani O transferi transferde kısaca şöyle ben değerlendirmiş olayım. Ee, ya Kurbelis e, bence oldukça yetenekli bir oyuncu. Fakat Panathinaikos'un hani öyle bir oyun sistemine sahip ki bu sezon belki şampiyonluğun son ana son haftaya kadar taşıdılar yani ayakta mücadele verdiler ama hani çok az hata çıkan, buldukları fırsatları iyi değerlendiren orta alan oyuncularını da genelde çakılı bir şekilde oynatan sisteme sahipler. O yüzden Kurbelis belki orada hani istatistik anlamında çok kağıdı doldurmamış olabilir. Fakat ben burada daha iyi istatistik yapacağını düşünüyorum. Siopis'in daha teknik olanı şeklinde hani bence oyuncuyu değerlendirebiliriz. Zaten en az enerjisi onun kadar onu söylemiş olayım. Kartal abi şimdi. İki takımın da az önce dedim farklı hedefleri vardı. Fakat hani iki takımın geçen sezonuna da baktığım zaman Başakşehir 65 puanla bitirmiş. Bu sezon 62 puanla bitirdi. İyi bir son yaptı diyebiliriz Başakşehir adına ki bir kupa maçları da olacak, finalleri de olacak. Ama Trabzonspor 81 puan geçen sezon. Çok dominant bir şampiyonluk. Her ne kadar ikinci yarının son bölümünde zorlansa da ama bu sezon 57 puan. Arada hani 24 puanlık bir marj var. Geçen seneye göre bu sezonu çok daha farklı şekilde geçiren, tabii olumsuz manada söylüyorum bir Trabzonspor var. 81-57 e mi? 81-57. E bayağı, bayağı var. Çok bayağı ciddi var. Farklar. Yani tam bir hayal kırıklığı yani Trabzonspor adına. Ya şimdi tabii ki farklı iki cepheden bakmak lazım. Yani şampiyon olduğunuz evet şampiyonluktan sonraki hedef ne olur? Yine çıtayı yükseltmektir ama Trabzonspor bunu yapamadı. Yani gerek teknik adam motivasyonu gerekse takım kurgusu bir türlü tutmadı. Yani işte gidenlerin yeri dolmadı bence. bütün oyuncular arandı. Bakameden tutun. Eee işte Dorukan'ın sakatlığı. Yani birçok şanssızlık Ya aslında da bir yaşandı aslında. aynı şarkıyı söyledi diyebilir miyiz? Mustafa Sandal gidenlerden, değil mi? Yani, Öyle. Bakaime, yani e Cornelius, Cornelius gitti. E, evet, Hamşik yani, bir, uzun bir süre devrede Hamsik yoktu oynamadı. zaten. Hamşik e, işte oynamadı. Dediğim gibi Dorukhan bence önemli bir oyuncuydu. Yerli e, anlamında. Onun sakatlığı, e, savunmanın e, düzeninin bir türlü oturtulması, e, kaleci Uğurcan'ın e, form düzeyinin e, aşağı inmesi. Yani bunlar hepsi Trabzonspor adına e, olumsuz etkenlerdi. Ama yani bir taraftan da bakıldığı zaman Şampiyonluktan sonra işte bazı takımlar böyle e, ani düşüşler yaşayabiliyor. Yani işte uzun yıllar şampiyonluğu e, kazanamamanın verdiği bir e, sıkıntı, baskı, stres var Trabzonspor'da. Onu elde ettikten sonra da sanki bir rahatlama oldu. Hep söylüyorum ben. E, bu sezonbaşı ben Trabzonspor'un kampına gittim. Yani bir 4-5 gün falan e, yerinde izledim. Oradan ben hafif sinyaller almıştım zaten. Yani özellikle savunmada ve kalede problem olacağını, e, ortada problemler yaşanabileceğini e, bunları görmüştüm. E, ve nitekim bu sahaya da ligede yansıdı. Ama olabilir yani burada şimdi kimse e, Trabzonspor yönetimine ve camiasında e, bundan evet hoşnutsuzluk e, çıkaracaklar olacaktır. E, taraftar... E, cephesinden baktığımız zaman e, sıkıntılar yaşanabilecektir bunu gördük e, geçtiğimiz sezon full e, tribünler oynayan bir Trabzonspor bu sene bomboş e, tribünler oynayan şehrin rağbet etmediği bir Trabzonspor vardı ya bunlar olabiliyor futbolda mühim olan bu girdaptan bir an önce çıkılması yani Trabzonspor'un her sene şampiyonluk yarışının içinde e, olması lazım. Ya yani o noktada bir şey senede olacaktır. Abi. Bir örnek vereyim mi Kartal Tabii. abi'nin? E, tespit doğru katılıyorum. E, yılların getirdiği özlem e, o şampiyonluğun sonrası bir rehavet oluyor. Ben Trabzonspor'un şampiyonluğunu, Liverpool'un şampiyonu çok benziyorum. Liverpool ilk Premier Lig şampiyonluğunu çok kolay elde etti. Araya pandemi girmese belki de en erken şampiyon <laughs> doğru, olacaktı. Doğru. Trabzonspor'da benim geçen sezon lig Aralık ayında bitti. Yani öyle söyleyelim. Eee söyle. Aralık Tabii. ayında bitti. İkinci yarı bir Konya maçı kazandı iş bitti zaten. Ee, şimdi bir kontrol ettim ee, Liverpool'da 99 puanla şampiyon olmuş Sonraki sezon 69 puan Arada oh, 30 puan fark çok var Çok ciddi Hemen. Yani benzer hemen hemen tabii, o tabii, ister istemez tabii. yılların Ha şu olur i̇şte... ben bir daha bu kadar ne Liverpool bekler Ne Trabzonspor bekler şampiyonluk için Eninde sonunda o toparlanma Bir şehrin negatif enerjisi de gitti Şimdi ee, sezon konuştuğumuz zaman Bazen taraftarlar bize kızıyor Tamam hani hedef yani Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de her zaman şampiyonluktur. Zaten yani ben de bunun bir farklı versiyonunu söylemiyorum ama eğer şampiyonluktan yavaş yavaş uzaklaştıysan ne olursa olsun o Avrupa potasında kalmak da onun için mücadele vermek de önemli. Bizde takımların kırılmaları biraz da özellikle hani şampiyonluktan uzaklaştıktan sonra tamamen ya artık her şey bitti gözüyle bakılıyor. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. İşte burada ne oldu konuştuk hani Bazel evet çok e, Trabzonspor'a göre baktığımızda kadro yapısı olarak üst düzey bir takım değildi ama kültürü var dedik. Avrupa'da kas hafızası var dedik bu takımın dedik. E, nasıl oluyor bunlar sürekli her yıl Avrupa e, kupalarına gide, gide 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 evet. gide oluyor. Yani o devamlılığı sağlıyorlar. Oyun o yüzden oluyor. hani Trabzonspor'un kırılmasını anlayabiliyorum ama Avrupa hedefi hani, daha farklı bir şekilde kovalanabilir miydi? Biraz kulüplerin bunu bence alışkanlık haline getirmeleri lazım. Ömer ben şunu beklerdim açıkçası. Yani Trabzonspor'un en kötü kupada ...yol alması gerektiğini, bir öyle bir tahminim vardı. Yani şampiyonluk ben ihtimali şampiyon adayları arasında görmüyordum. Bunu ben aylar önce söyledim. Ya, Trabzonspor bu sene o şampiyonluğu... E, ...kucaklayacak kapasitede olmadığını... ...gerek teknik adamın e, rahatlığını, gerek oyuncuların yapısını... E, ...Trabzonspor'un bize bunu göstereceğini biliyorduk ama... ...en kötü ihtimalle bir Başakşehir'in yerine bu sezon ben... Trabzonspor'un bir final yapabileceğini düşünüyordum yani oyuncuların da kafasında böyle bir motivasyon olması gerektiğini düşünüyordum ama o da olmadı yani çok enteresan her şeyiyle koptular futboldan koptular yani o çok kötü bir takım adına evet. yani bir hedefiniz olacak